Filistin'de bulunan bir cami için yıkım kararı gelmişti. Yıkım kararını uygulayan Yahudinin başına yıkımdan sonra çok ilginç bir şey geldi. Videomuzda sizlere orada bulunan herkesi hayrete düşüren mucizevi olaydan bahsedeceğiz. Olay İsrail'in Abdurrahman Mescidi isimli cami hakkında yıkım kararı vermesiyle başladı. Cami işgal altındaki Kudüs şehrinin doğusunda yer almaktaydı. Cami tarihi bir camiydi ve yıkım kararının sebebi caminin ruhsatı olmaması olarak belirtilmişti. Ancak cami daha İsrail devleti bile kurulmadan çok önceden beri oradaydı. İşin aslı Siyonistler Müslümanlara ait tüm kutsal mekanları yıkıp yok etmek istiyordu ve her biri için bir bahane bulmakta zorlanmayacaklardı. Bu camide tarihi olmasıyla Filistinliler için büyük önem taşıyan bir camiydi çünkü işgalciler Filistinlilerin bütün izlerini Kudüs şehrinden silmek isterken Abdurrahman Camii gibi eski yapılar Filistinlilerin varlığını ispatlar nitelikte orada duruyorlardı. İşgalci İsrail'de tam da bu sebepten Filistinlilere ait ne varsa yıkıp yok edebilmek için yıkım kararı çıkarmıştı. Sadece cami değil, caminin civarında bulunan Müslümanlara ait mezarlar ve türbeler de yok edilecekti. Kudüs Belediyesi, Filistinlilerin bu cami yapıldıktan sonra caminin binasına kayıt dışı ve kaçak olarak bazı eklemeler yaptıklarını ve bu şekilde ruhsata aykırılık bulunduğunu iddia ederek hükümetten caminin yıkım kararını talep etti. İddiaya göre yapılan eklemelerden biri de altın yaldızlı kubbesiydi. Hükümet yıkım iznini verdi. Bundan sonra birazdan sizlere aktaracağımız mucizevi olay gerçekleşti. İşgal güçleri Kudüs'ü işgal edince caminin bulunduğu alanı da işgal ettiler ve camiyi yıkmak istediler. Yıkım için Yahudi bir grup orada bulunuyordu. Yahudiler camiyi kolayca yıkabilmek için kolonlara patlayıcı bağladılar. Üst düzey yetkililer tarafından imzalanmış yıkım kararını halka arz ettikten sonra içlerinde en yetkili olan kişi yıkımı gerçekleştirdi. Cami saniyeler içinde yerle bir olmuştu. İşte ondan sonra mucizevi bir şey oldu. Caminin yıkım kararını açıklayan ve camiyi yıkan yetkiliye hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir şey oldu. Adam caminin yıkılmasıyla birlikte birkaç saniye içinde yere düştü, kalp krizi geçiriyordu. Askerler hemen onu alıp hastaneye yetiştirdiler. Ancak adam oracıkta ölmüştü. Yahudiler adama bir cenaze töreni düzenlediler. Elbette ki bu olanlar Allah'ın mescitlerinin sınırları olduğuna ve o sınırları çiğnemenin bir bedeli olduğuna ve Allah'ın evini korumaya kadir olduğuna dair Allah tarafından onlara bir mesajdı. Fakat bunu anlamadılar. Mescidin yıkımından sonra Filistinliler mescidin içine girdiler. Camilerini kaybettikleri için çok üzgündüler. Ancak mescidin enkazını karıştırırken birçok Kur'an-ı Kerim mushafı buldular. Mescidi çökertmek için kullanılan bombalar çok kuvvetli patlamasına ve her şeyi paramparça etmesine rağmen mushaflar gayet iyi durumdaydı. Bu cami yıkımı Yahudilerin ilk kez yaptıkları bir şey değildi. Daha önce pek çok kez Mescid-i Aksa'yı da işgal etmek hatta yıkmak istemişlerdi. Ancak Filistin halkı Mescid-i Aksa'yı yıkmalarına izin vermemiş. Mescidin onurunu korumuştu. Bu gördüğünüz video kesitte de askerler Mescid-i Aksa'yı işgal etmek istiyor. Mescidi boşalttıktan sonra amaçlarının mescidi yıkmak olduğunu bilen bu cesur Filistinli kadının duruşu ve Mescid-i Aksa'yı kuvvetli bir şekilde savunmasıysa takdire şayan. Asker kadına bu mescidi derhal yıkacağım dediğinde kadın ona ben burada olduğum sürece böyle bir şeye asla cesaret edemezsin. Hele bir yap da neler yapacağımı gör diyor. Askerler ne yaparmışsın diyerek kadınla alay edince kadın neler yapacağımı görmek bile istemezsin. Derhal gözümün önünden kaybol diye bağırıyor. Ve Sübhanallah. Asker korkulu bir şekilde arkasını dönüp gidiyor. Allah Filistinlilerin kalbinden korkuyu almış, hak yolda olduğunu bilenin kalbinde korku, çekince olmaz.